Kıymetli basın mensuplarımız, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kırmayarak geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar, öncelikli olarak 21 Mart Bahar Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bu biliyorsunuz, bütün Türk dünyasında, Orta Doğu, Balkanlarda, Orta Asya'da kutlanan bir bayram. Bu bayramın tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İkinci olarak arkadaşlar, biz şu anda Lider Ülke Türkiye konulu Siyaset Akademisi'ni düzenliyoruz. Siyaset Akademisi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 5 Nisan 2012 tarihinde inşallah derslere başlayacağız. 11.sini düzenliyoruz Siyaset Akademisi'nin. Bunu da buradan sizlerin vesilesi, vasıtasıyla tüm halkımıza bunu buradan duyurmak istiyorum. Bütün siyaset öğrenmek isteyen, siyasi deneyimleri paylaşmak isteyen herkesi Lider Ülke Türkiye konulu Siyaset Akademisi programımıza bekliyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, esas gündem maddemiz, yani bugün bu basın toplantısını düzenleme amacımız son günlerde kamuoyunu meşgul eden 4+4+4 sistemi. Yeni eğitim sistemimizle ilgili. Tabii aslında bu konuda bir yazılı açıklama da yapabilirdik. Ancak CHP İl Başkanı Sayın Özel Ülke'nin yapmış olduğu açıklamalar bizi son derece müteessir etti ve bu sebeple kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyduk. Evet, öncelikle ben 4+4+4 ile ilgili size genel hatlarıyla bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii konu çok konuşuluyor ama ayrıntısını çok fazla bilmiyoruz. Kamuoyu da bilmiyor. Bu bakımdan bu bilgilendirmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. 6 yaşından gün alan çocuklarımız okula başlayacaklar bu sistem içerisinde. Yani 60 ayı doldurmuş olan ve 6 yaşından gün almış çocuklarımız ilk öğretime başlayacaklar. Ve ilk 4 yıl ilkokulda okuyacaklar. Şimdi biliyorsunuz daha önceki 8 yıllık kesintisiz eğitimde 6 ya da 7 yaşında okula başlayan çocuklarımızla 14-15 yaşındaki çocuklarımız aynı koridorlarda, aynı tuvaletlerde, aynı mekanı paylaşıyorlardı ve bunun yeni okula başlayan çocuklarda, küçük yaştaki çocuklarda psikolojik olarak bir takım sıkıntılar yarattığını herkes biliyor. Çocuğun gelişimini de olumsuz yönde etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan artık okullarda 1 ve 4. sınıf arasındaki çocuklar, yani aralarında 3 yaş fark olacak. İlkokula çocuklar başlayacak, ilk 4 yılı ilkokulda okuyacaklar. Daha sonra İlkokulu okurken yapılan bir takım deneyim testleri, yönlendirme testleri, akabinde öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulun yönlendirmesine ilişkin de bu süreç içerisinde bir takım testler meydana gelecek ve çocukların kabiliyetleri aşağı yukarı burada ortaya çıkarılacak. Yani matematiğe mi kabiliyetlidir, güzel sanatlara mı kabiliyetlidir, spora mı kabiliyetlidir? Bu yönde bunu ortaya çıkaracak bir takım testler bu dönemde uygulanacak. Daha sonra ikinci 4 yıllık dönem başlayacak. İkinci 4 yılda çocuklarımız ortaokula gidecekler. Bu 4 yıllık dönem içerisinde çocuklarımız isterlerse meslek liselerinin ortaokul bölümüne veya Anadolu liselerinin ortaokul bölümüne normal ortaokullara devam edebilecekler. Bu tamamen kendi tercihlerine bağlı. Bakın bu sistem devletin belirlediği olmaktan öte bireylerin tercih ettiği yönde eğitim hayatını yönlendiriyor. İkinci dönemde, yani ortaokul döneminde çocuklarımız arzu ettikleri zaman dediğim gibi meslek liselerinin ya da Anadolu liselerinin orta kısmına devam edebilecekleri gibi normal ortaokullara gidip burada okurlarken seçimlik dersleri de alabilecekler. Yani önümüzdeki dönemde, yani 3. 4 yıllık dönemde hangi liseye devam etmek istiyorlarsa o lisenin derslerini alabilecekleri seçimlik dersleri burada görecekler. Kendi tercihlerine göre. Ortaokulu da bitirdik. Ortaokulu da bitirdiğimiz zaman liseye giderken işte burada çocuk o döneme kadar yapılmış olan yönlendirme testlerindeki kabiliyetlerine göre, velinin tercihine göre, çocuğun kendi tercihine göre ve okulun yönlendirmesiyle birlikte son 4 yıllık dönemi okuyacak. Burada ister meslek lisesine gidecek, İsterse Fen Lisesi'ne gidecek, isterse de Anadolu Lisesi'ne gidecek. Yani ilk 4 yıldan sonrası itibariyle tamamen bireyin tercihine bağlı bir eğitim hayatı sürdürecek. Burada ne olacak kıymetli arkadaşlar? Bakın
Biz 8 yıllık kesintisiz eğitimde çocuğu 6 ya da 7 yaşında okula bırakıyorduk ve 8 sene sonra 14-15 yaşında çocuğu teslim alıyorduk. Ve o dönemde çocuğun kabiliyeti nedir? Kendisini ne yönde geliştirebilir? Hangi dalda daha başarılı olabilir? Buna yönelik hiçbir araştırmanın içerisinde de değildik. Çocuk okulu bitirdiğinde masa başı iş yapan, sadece masa başında çalışabilen bir öğrenci olarak karşımızda ve üniversite sınavına gidiyor. Kazanırsa üniversite sınavını masa başında bir işe sahip olabilecek bir üniversiteye okuyor. Ama bakın, ülkeyi geliştiren, ülkeyi daha ileri götüren, büyüten özellikle tekniker ihtiyacı, ara eleman ihtiyacı. Biz bunu oluşturmaya yönelik herhangi bir çalışma bu 8 yıllık kesintisiz eğitim sebebiyle yapamıyorduk. Ama bu yeni dönemde yani 4+4+4 ile birlikte artık çocuklarımız kabiliyetlerine göre ilkokuldan sonra, ortaokuldan sonra meslek liselerine yönlenebilecek, spor okullarına yönlenebilecek, güzel sanatlar alanına yönlenebilecek ve kendi kabiliyetlerini bu alanda geliştirebilecekler. Ha, 4+4+4 bitmeden, yani tamamı bitmeden bu 12 yıllık eğitimin hiç kimse hiçbir diploma alamayacak. Yani 12 yıllık eğitim bitecek, ondan sonra kişiler diplomalarını alacak. Ve bu kesintisiz eğitim zorunlu kıymetli arkadaşlar. Yani bazılarının ifade ettiği gibi 4 yılda kesintiye, akamete falan uğrayacak değil. Bakın CHP İl Başkanı Özel Ülken açıklamasında, basına yansıyan açıklamasında şöyle diyor. Böylece 10-11 yaşına gelmiş kızlarımız eve kapatılıp gelin edilecek, erkek çocuklarımız da vasıfsız insanlar olarak kaderleriyle baş başa bırakılacak. AKP önerdiği düzenlemeyle çocuklarımızı hayattan koparmakla kalmayacak, eğitimde fırsat eşitliğini yok edecek. Başta kız çocuklarımız olmak üzere yoksul ailelerin çocuklarının elinden okuma olanaklarını alacak, bu kabul edilemez. Asıl kabul edilemez olan bu açıklamalar. Şimdi bunlar külliyen yalan. Bunlar külliyen iftira. Bunlar tamamen toplumu yanlış yönlendirmeye matuf açıklamalar. Yani bu açıklamalar bize CHP'nin bugün içinde bulunduğu durumu zaten çok net bir şekilde gösteriyor. Niye iktidara gelemediklerini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Muhalefet edecekseniz doğru argümanlarla muhalefet yapacaksınız. Olacak iş değil. Kız çocuklarını eve kapatacakmışız. Bakın Türkiye'deki okullaşma oranının nereden nereye geldiği, haydi kızlar okula kampanyalarıyla kız çocuklarının okullara gitmesinin nasıl bu dönemde teşvik edildiği bütün kamuoyunun bilgisi dahilinde. Bu konuyla ilgili size bir takım rakamlar vereyim arzu ederseniz. Bakın, Antalya'daki okullaşma oranımız okul öncesi yani 3 ile 5 yaş arasında 2002 yılında 9.68 iken bugün 37.29'a yükselmiş durumda. Okul öncesi yine 4 ile 5 yaş arasında 2002 yılında 16.78 iken okullaşma oranı bugün %52.44'e çıkmış durumda. Okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı bugün %78'e çıkmış durumda. İlk öğretimde okullaşma oranı bugün 2002'ye göre artış göstererek %98.81'e yükselmiş durumda. Yine 2002'de orta öğretimdeki okullaşma oranı %62 iken bugün %72 oranına yükselmiş durumda. Ve genel itibariyle orta öğretimde yani liseleri de kattığımız zaman 2002 yılında %32 iken bugün %39'a yükselmiş. Mesleki eğitimde 2002 yılında %29 iken bugün %32'ye yükselmiş durumda. Ve bu oranların büyük ekseriyetini kız çocuklarımız oluşturuyor. Yani Türkiye'de AK Parti iktidarının kız çocuklarının okula yönlendirilmesi, gönderilmesi, kazandırılması noktasındaki gayreti ortadayken ve bütün kamuoyu tarafından bu bilinmekteyken ve bu başarıyla neticelenmişken Sayın Özel Ülken'in böyle bir açıklama yapmasını çok manidar buluyorum. Ama kusura bakmasınlar, esas kız çocuklarını eve mahkum edenler onlar. 28 Şubat döneminde o ikna odalarında
başörtülü kız çocuklarının üniversiteye devam etmelerini engelleyerek başlarını zorla açtıranlar bugün kendi partilerinde milletvekili ve söz sahibi insanlar. Yani hiç kimseyi kandırmasınlar, kamuoyu onların kafalarının arkasındakini çok net bir şekilde biliyor. Bakın kıymetli arkadaşlar, bugün dünya üzerindeki 197 ülkede, ülkenin içerisinde sadece İrlanda'da ve Türkiye'de 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulanıyor. İrlanda dışında başka bir ülke daha gösteremezsiniz dünya üzerinde. Ve 130 ülkede de dünya üzerinde 9 ila 14 yıl arasında kesintisiz eğitim uygulanıyor. Avrupa üyesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 2002 yılında nüfuslarının %90'ının liseyi bitirmesi öngörülüyor. Yani lise mezunu olarak topluma kazandırılmış olması öngörülürken maalesef Türkiye'de bugün lise mezunu oranımız %28. Artık kesintisiz, 12 yıllık kesintisiz eğitimle birlikte bu oranın çok daha yükseleceği ve Avrupa Birliği seviyesinde %90'ları bulacağı net bir şekilde ortada. Kıymetli arkadaşlar, dediğimiz gibi aslında bütün dünyada hemen hemen temel eğitim 3 ana kademeden oluşuyor. Biz de artık Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmenin gereğine inandık ve yapılan teknik araştırmalar, analizler ve çalışmalar sonucunda da Milli Eğitim Bakanlığı